Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. soruya geçtik ve denklemin köklerini bulmadan kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmak. Şimdi ben önceden diskriminant yöntemim vardı. İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde. Diskriminant yöntemim vardı ya da iki kare farkın tam kare ifadeye çevirme ya da çarpanlarına ayırma gibi ifadelerim vardı. Buradan çarpanlarına ayırıp ben kökler toplamını, kökler çarpımını ya da kökler farkını rahatlıkla bulabiliyordum. Ama şimdi daha basit bir yöntem söyleyeceğim. Şimdi birkaç tane belirli formülümüz olacak. Bu formüller sayesinde ben kökler toplamını, kökler çarpımını ya da kökler farkını rahatlıkla bulabileceğim. Şimdi şöyle bir konumuza geçelim. A sıfırdan farklı. A, B, C reel sayılar. A, B, C elemanları reel sayı olmak üzere. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır. Bu neydi benim? İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemimdi. Şimdi denkleminde delta sıfırdan büyük ise. Şimdi delta neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Bunu hatırlıyoruz. Delta sıfırdan büyük ise benim iki tane, iki farklı köküm oluyordu. Reel köküm oluyordu. Ben bunları hangi formülle buluyordum? X birim yani birinci köküm eksi b artı kök delta bölü 2a. Diğer kökümü neyle buluyordum? Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Sadece şuradaki artı ve eksinin artı ve eksi değişiyordu. Bunun da ne olduğunu biliyoruz. Şimdi buradan sonra köklerin kendisini bulmadan kökler toplamını, bakın şurada kökler toplamını, çarpımını ve farkını bulmak için şimdi biz formüller elde edeceğiz. Hemen onlara bakalım. Şimdi burada kökler toplamı ve kökler farkı var. Ama ben elde ediliş veya formüllerin toplamlarının nereden çıktığını şöyle hemen basit bir şekilde ifade edeceğim. Şimdi ben ne demiştim? Delta sıfırdan büyük ise iki farklı kökümü buluyordum. Bunlar nelerdi? Eksi b artı kök delta bölü 2a ya da eksi b eksi kök delta bölü 2a. İki farklı kökümlü. Peki kökler toplamı o zaman topladığımda her iki tarafı taraf tarafa topladığımda o zaman burada ne olacaktır? X1 artı x2 olacaktır. Burada ne olacaktır bakın. Şimdi eksi b var. Şimdi şöyle yapalım. Bunları taraf tarafa topladığımızda şu gelir mi? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Artı bir deneyim var. Eksi b eksi kök delta. Şöyle kapattım bölü 2a. Şunlar parantez. Şimdi bakıyorum. Paydalar aynıysa üstleri toplayabiliyorum. Bakın buradaki kök delta, eksi kök delta birbirlerini ne yaptı? Götürdüler. O zaman ne kaldı? Eksi b, eksi b daha, eksi 2b ve paydam ne? 2a. O zaman sadeleştiğimde şu ikiler sadeleşse, eksi b bölü a kalır mı? Kalır. O zaman benim kökler toplamımın formülü eksi b bölü a'ymış. Peki eksi b ne, a ne? Ben bunları delta'dan söylemiştim. Ya da ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerin katsayılarıydı aslında bu b'ler, a'lar ve c'ler. B'nin katsayısıydı, x'in katsayısıydı, a'nın katsayısıydı, x karenin katsayısıydı. O zaman ben bu formülü bu şekilde bileceğim. Kökler toplamını eksi b bölü a diye kafamızda kodluyoruz. Şimdi bir de kökler farkı var. Kökler farkının da aynı mantıkla. Şimdi ben bu kökleri topladım orada. Çıkartacağım. Farkı deyince çıkartıyorduk. O zaman x1 eksi x2 mi olacaktır burası? Evet. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Burası ne olacaktır? Şimdi farkı diyorum ya. O zaman burayı eksiyle çarpmam gerekecek. Eksiyle çarptığımı düşünün. Artı olur mu bu taraf? Çünkü şuradaki eksi var. Bu tarafı da şurayı eksiyle çarpacağım. Eksi b eksi kök delta bölü 2a'ydı. Eksiyle çarptım. Artı b artı kök delta bölü 2a. Bir taraf tarafa topladığımda şu eksiler gider mi? Topluyorum artık. Bakın şuradaki eksi b ile şuradaki artı b birbirini götürdü. Ne kaldı? Kök delta bölü pardon 2 kök delta bölü 2 a mı kaldı? Çünkü bir kök deltam burada, bir kök deltam burada var. 2 kök delta bölü paydam ne?
2a. O zaman bakın buradaki ikiler sadeleştirdiğinde farklarım ne olacaktır? Kök delta bölü a'ya eşit olur. Şimdi ben burada hangi kökün büyük olduğunu bilmiyorsam şunu yapıyorum. Mutlak değer içerisinde yazıyorum bunları. x1 eksi x2 neye eşit? Kök delta bölü mutlak a'ya. Bunu nerede yapıyorum? Hangi kökün büyük olduğunu bilmiyorsam. Mutlak değer içerisinde x1 eksi x2 mutlak değeri kapattım. Eşittir kök delta bölü. Yine aynı şekilde burayı mutlak değeri aldıysam a'yı da mutlak değere alıyorum. Şimdi geldim kökler çarpımına. Kökler çarpımı yine aynı mantıkla. Ne yapacağım o zaman? Taraf tarafa çarpıyorum. Burada çıkış aşaması çok da önemli değil. Sadece şu formülü bilmemiz yeterli. X1 çarpı X2 yani kökler çarpımının neye eşit olduğu C bölü A'ya. C neydi? İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemde sabit sayımdı. A neydi? X karenin katsayısı olan A'ydı. Yani ben burada çarpanlarını ayırmadan kökler toplamını kökler çarpımını ya da kökler farkını bu formüllerle rahatlıkla bulabiliyorum dedim. Şimdi geldim. Evet arkadaşlar örnek birinci sorumuzla devam edelim. Şimdi 3x kare artı 2x eksi 7 eşittir 0 denkleminin köklerini bulmadan bakın çarpanlar ayırma metotlarını ya da diskriminant yöntemini kullanmadan sadece köklerini yani çarpanları ayırmayacağım ya da herhangi bir yöntem kullanmayacağım. Sadece formüllerinden yola çıkarak ben kökler toplamını, kökler çarpımını ya da kökler farkının mutlak değerini bulacağım. Şimdi A şıkkından başlayalım. Tekrar söylüyorum. Mouse ile yazmak çok zor olduğu için ya da ben yazdığımda biraz karışık olduğu için anlamayabilirsiniz. Anlaşılması açısından ben buradan cevaplarını açıyorum. Cevapları ile birlikte anlatım sağlayacağım. Şimdi ben A şıkkına baktım. Kökler toplamı. Kökler toplamı ne demek? Ne demekti? Demek ki benim elimde iki tane köküm var. Bunlar x1 ve x2. Köklerim. O zaman bunları topluyorum. Topladığımda benim formülüm vardı hatırlarsanız. Bunları bildikten sonra bütün soruları çözebilirsiniz. Formülüm neydi? X'i b bölü a'ydı. Şimdi b neydi? X'in katsayısıydı. O zaman ne olacak? 2. Bir de bu çının eksi olduğu için eksi 2. Bu eksi nereden geliyor? Formülünden kaynaklı bir eksen bu. Bölü. A ne? X karenin katsayısı. X karenin katsayısı da neydi? 3'tü. O zaman eksi 2 bölü 3 benim kökler toplamındır diyorum. Bakın burada çarpanları ayırsanız da kökler toplamını yine aynı bu şekilde bulacaksınız. Ama formüller bizim kolaylık sağlaması açısından bulunmuş formüllerimiz. O yüzden kökler toplamını çarpımını ya da mutlak farkını bize soruyorsa direkt bu formüllerden yola çıkarak kökler toplamını bulabilirsiniz. Diğer aşamalar biraz soru çözümünü uzatıyor diyelim. B'ye geldim. Kökler çarpımını bulmak. Kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı bakın. D neydi? Sabit sayım olan. Yani sabit sayımdı. Sabit sayım burada ne? Eksi 7. Şöyle formülünü de söyleyelim. C bölü A. Bakın kökler toplamı eksi B bölü A. Kökler çarpımı C bölü A. O zaman C'yi aldım. Eksi 7. Bakın buradaki eksi sorunun eksisi. Formülden kaynaklı bir eksi değil. C şurada ne? Eksi 7. İşaretiyle birlikte alıyorum onu. O yüzden eksi 7. Bölü. A değerim neydi? 3'tü. Yani x karenin katsayısıydı. X karenin katsayısı da neydi? 3'tü. O zaman buradan eksi 7 bölü 3 geliyor. Şimdi gelelim C şıkkına. Kökler farkının mutlak değeri. Bakın şuraya dikkat edelim. Kökler farkı neydi? O zaman benim elimde x1 ve x2 köküm var. Bunların farkının mutlak değerini alacağım. Yani x1 eksi x2 mi olur kökler farkı? Evet, x1 eksi x2. Bunun mutlak değerini aldığımda o zaman ben ne yapıyorum? Bu farkının mutlak değerini alıyorum dedim. Yaptım bakın. x1 eksi x2'nin mutlak değeri. O zaman burada bir mutlak değer uyguluyorsam benim formülüm neydi? Kök delta bölü a'ydı. O zaman a'da da bir mutlak değer uygulamam gerekiyor. Eşittir dedim. Şimdi ben kök delta'yı nasıl bulduğumu biliyorum. Kök delta neydi? B kare eksi 4ac formülünden buluyordum. O zaman baktım. B kare. B neydi? X'in katsayısıydı. X'in katsayısı ne? 4. Eksi. Çünkü B kare eksi. Şöyle yazalım mı delta'yı?
Delta eşittir b kare eksi 4 a c formülü. Şimdi b karenin x'in katsayısı yani 2'nin karesinden 4 geldi. Bir tane eksim var. Eksiği yazdım. 4'üm aynı şekilde formülden gelen 4. Bunu da yazdım. Çarpı a değeri neydi? X karenin katsayısıydı. Yani 3. C neydi? Sabit sayımdı. Sabit sayım ne? Eksi 7. Bunu da yazdım. Bunun içerisinde ama dikkat edin. Kök içerisinde. Bölü bir de neyim var? Mutlak a. Şimdi mutlak a değeri neydi? X karenin katsayısıydı. X'in katsayısı ne? 3. Yani burada bir eksi olsaydı bakın eksi 3 değeri olsaydı mutlak değer eksi 3 olacaktı. Yine dışarıya 3 olarak çıkacaktı. Ama burada zaten pozitif olduğu için mutlak değer dışarısı nasıl çıkacak? Yine 3 olarak çıkacak. Yani pozitiflerde çok fark etmiyor ama buradaki sayım yani a sayım negatif olsaydı fark edecekti. Dışarıya pozitif olarak çıkacaktı. Eşittir dedim. Kökün içerisine bakıyorum şimdi. 4. Şimdi şurada bir eksiyle eksinin çarpımından artı gelecek. Dikkat edin aralarda çarpma işareti var. 4 ile 3'ü çarptım. 21. 4 ile çarptım. Daha sonra buna 4 eklediğimde ne geliyor? Kök 88 geliyor. Ve altında da 1 bölü 3 var. O zaman cevabım neymiş? Kök 88 bölü 3'müş diyorum. Başka bir sorumuza geçelim. Şimdi 2x kare artı 5x artı k eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Bunlar verilmiş yani x1 ve x2 köküm varmış. Ve bana şu ifadeyi vermiş. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 eşittir 10 olduğuna göre k değerini bulalım. Şimdi ben ne biliyorum? Rahatlıkla kökler toplamını ya da kökler farkının formüllerini biliyorum. O zaman şöyle yapsam. Şurada bir payda eşitlesem. x2 ile şurayı da x1 ile eşitlesem. O zaman ne olur? x2'yi 1 ile çarptım. x2 artı x1'i 1 ile çarptım. x1 bölü ne gelecektir? Altları da x2 ile genişlettim. Yani paydalarımı aynı yaptım artık. x1 çarpı x2 mi gelecektir? Şöyle cevabı açıyorum. Şurayı da temizliyorum. Öyle yaptım. Şöyle paydamı eşitliyorum. Burasını x2 ile, burasını da x1 ile. O zaman bakalım ne gelecek? Yukarısını x2 ile çarptığımda x2 mi gelecektir? x2 çarpı bu tarafı x1 ile çarpıyorum. x1 çarpı 1. Yani ne oldu yukarısı? x1 artı x2 bölü. Burayı da artık paydalarımı da aynı yaptığıma göre ne olacaktır? x1 çarpı x2 midir? Evet. Ben kökler toplamının formülünü biliyordum. Eksi b bölü a. Eksi b neydi? X'in katsayısıydı. Eksi formülümden gelen eksi. Eksi 5. Bölü ne olacak? A neydi? X karenin katsayısıydı. Şöyle şunun formülünü şurada yazalım. Eksi b bölü a'ydı. Bunu uyguladım. Eksi 5 bölü 2. Bölü kökler çarpımı neydi? C bölü a'ydı. C bölü a ne? Sabit sayım olan c'ydi. Yani buradan da k geldi. Bölü a değeri ne? 2. O zaman k bölü 2 gelmiş oldu. Ve neye eşit diyor bana? 10'a eşit diyor. O zaman şurada bir bölü var. Ne yaptı? Ne yapıyordum? Üstteki aynen kalıyordu. Alttaki ters çevrilip çarpılıyordu. Şöyle devam etsem ben. Eksi 5 bölü 2 çarpı. Alttaki ters çevrilip çarpıldı. O zaman ne gelecektir? 2 bölü k mı gelecektir? Bu da neye eşittir? 10'a eşittir dedim. Bakın şuradaki ikiler sadeleşti. O zaman ne kaldı? Eksi 5 bölü k kaldı. O zaman şöyle yapsam. İçler dışlar çarpımı yapsam. 10k eşittir. Eksi 5 desem ve her tarafı 10'a bölsem. Bunlar yine bakın onlar tekrar sadeleşti. O zaman k değeri ne kaldı? Eksi 5 bölü 10 mu? Eksi 5 bölü 10 nedir? Her tarafı 5 ile sadeleştirdiğimde k değerim ne gelecektir? Eksi 1 bölü 2 gelecektir. Şöyle yazalım. Eksi 1 bölü
2 gelecektir dedim. Devam edelim bir başka soruyla. Burada da yine bir bana denklemin verilmiş. İkinci dereceden biri bilinmeyen bir denklem. Kök derimini x1 ve x2'ymiş. Buna göre 2x1 eksi 3, 2x2 eksi 3 denkleminin sonucu nedir? İlk önce bir soruya bakıyorum. Ben buradan ne yapabilirim? Zaten bana x1 ve x2'yi vermiş. Ya bakın parantez şeklinde verildiyse parantezleri dağıtabilirsiniz. Ya da bir önceki soruda rasyonel bir sayı verildiyse payda eşitleyebilirsiniz. Buradan kökler toplamı ve kökler çarpımı zaten çok büyük ihtimalle gelir. Buradan da bakın şunu görüyorum. Ben buraya dağıttığımda, bu parantez dağıttığımda yine buradan kökler çarpımı ya da kökler toplamı gelecektir zaten. Bu ikisi kesinlikle gelir. Ya payda eşitlersiniz ya da parantezleri dağıtırsınız. Ya da yani bir şey verebilir. Şöyle bir denklem verebilir atıyorum ki işte x1'in karesi diyebilir. Yani ilk önce sorudan ne yapacağım ona bakıyoruz. Şu anki soruda ben ne yapıyorum? Parantezleri açma işlemini uyguluyorum. Şunu sildim. Parantezleri açalım o zaman. Şimdi şöyle dağıttığımda ne geldi? 2x1 ile 2x2'yi çarptım. Ne geldi? 2 kere 2 4. 4x1 çarpı x2 geldi. Daha sonra 2x1 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6. Yani şöyle yazalım. 4x1 çarpı x2 geldi dedim. Daha sonra 2x1 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6x1 mi geldi? Daha sonra eksi 3 ile 2x2'yi çarptım. Eksi 6x2. Daha sonra eksi 3 ile eksi 3'ü çarptım. Artı 9 gelmiş oldu. Bakın 4x1 çarpı x2. Şurada bakın. Eksi 6 parantezini alsam. Çünkü şuradaki eksi 6'lar ortak. Eksi 6 parantezini aldığımda x1 artı x2 mi gelecektir? Buradan da artı 1'de 9'u mu var? O zaman bakın burada kökler çarpımı ve kökler toplamım geldi. Kökler çarpımım neydi? C bölü A'ydı. C bölü A ne? Eksi 1 bölü 2'dir. 4 çarpı eksi 1 bölü 2. Eksi 6'yı yazıyorum. Kökler toplamım neydi? Eksi B bölü A'ydı. Eksimi yazıyorum. B neydi? 5. A değerim ne? 2. Bunu da yazdım. Bir de artı 9'um var. Şimdi şurada bir sadeleştirme işlemim var. Bunu yapalım. 2 ile 4 sadeleşti. Ne kaldı? 2 kaldı. Şuradaki 2 ile 6 sadeleşti. Ne kaldı? 3 kaldı. O zaman artık işlemlerimi yapıyorum. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. Eksi 3 ile eksi 5'i çarptım. Artı 15. Ve artı 9'um var. 15, şöyle yapalım. 10, 19, 24. 2 çıkarttım. 22. Cevabımıza, evet, cevabımız 22 gelmiş oldu. Geçelim. Yine burada bakın neyi veriyor? Kökler toplamını ve kökler çarpımını soruyor. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a formülünü uyguluyordum. Şimdi baktım. Kökler toplamı eksi b bölü a. O zaman eksi b neydi x'in? Eksi'yi yazdım ilk önce. B neydi x'in katsayısı? Yani 5 bölü. A neydi x'lerin katsayısıydı? O da 2. Eksi 5 bölü 2. B geldim. Kökler çarpımı. Kökler çarpımı neydi? B bölü a formülü uyguluyordum. C bölü a formülünü uyguluyordum. O zaman c neydi? Eksi 1. Bakın şuraya alıyorum. Eksi 1 bölü a neydi? X karenin katsayısıydı. O da nedir? 2'dir dedim. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Konumuzu burada sonlandırıyorum. Örneklerimizi de çözdük. Bunların dışında daha kapsamlı örneklerimiz de var. Onları da bir sonraki videomuzda çekeceğiz. Konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.